Herkese merhabalar sevgili dostlar. 28 Haziran Salı günü Kocaeli yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. 9 koşulu Kocaeli tahminlerinde 2 adet altı mevcut. 5 çeyrek geçe ilk altılı başlayacakken ikinci altılı 4. koşu ile birlikte saat 7'de start verecek. Arkadaşlar abone olmayı videoyu beğenmeyi dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar tahminlere meydan. 2 yaş İngilizler 1200 mesafe kompiste çıkacaklar. Arkadaşlar Tolga Yıldız birlikte The Life King 57 kiloda burada en avantajlı isim 21 gün evvel ikinci oldu. Toplamda 2 üçüncülük bir dördüncülük bir de ikincilik elde etmiş olan Safkan. Bu grup içerisinde favori gibi gözüküyor. Ancak burada sürpriz yapabilecek olan safkanlar var. Örneğin 2 numara Nisan Nur hatırası ve 5 numara Doruk arkadaşlar. Özellikle Doruk'tan beklentim yüksek. Muhammed Nevrilgin'le birlikte iyi bir yarış çıkartabilir. Bu safkan arkadaşlar şöyle gösterelim aynı zamanda idmanlarla birlikte. The Life King 50.5 50, 24 80'de geliyor. Doruk 38 25 yapmış vaziyette. Nisan rahat ise burada 800'ü çok korunmuş bir şekilde geliyor arkadaşlar bu safkan. Ee, açıkçası enteresan bir yarış bizleri bekliyor. Sağlam almak isteyenler 3 safkanı da yazsınlar. 2 3 5 yapsınlar. Ee, burada sürpriz is bir isim var mı? Açıkçası bence yok küçültmek isteyenler kuponu 3 numarayı tek deneyebilirler. Aksi takdirde 2 3 5 olur diyorum bu kupon. İkinci koşu şart 4 dişi 3 yaş İngilizler 1500 mesafe kum pist yarışı arkadaşlar. Kadir Tokaçoğlu ile birlikte Long Play 3 numara. 4 numara Queen of Street. E, o da son yaşlarına gayet iyi geldi. Bir Çin pistteki bir altıncılık haricinde hep tabela yapmış ve galibiyetlere edilmiş bir isim. Ee, bu iki isim yeterli midir? Yeterlidir. 3-4 buraya yeterli bir kupon olur arkadaşlar. Geniş çekecekler için 2 numara Çilkereş ve 5 numara Sekoya diyebiliriz arkadaşlar. Çilkereş son yarışta bir ikincilik aldı. 6 yarışta 5 tabelası var. Galibiyet edilmez. Sekoya ise 6 e, yarışta yine 5 tabela. Son 5 yarış tabela. 35 gün evvel 5. elde etmiş olan Safkan e, burada yine iyi bir yarış çıkartacaktır. 3 4 yeterli bir küçük kupondur. 2 ve 5'i garantiye sağlam almak isteyenler yazabilirler diyorum. 3. koşu arkadaşlar meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 mesafe kompis yarışı yine arkadaşlar. 29 gün evvel ikinci olmuş olan bir safkan arkadaşlar ilk yarışında ikinci olmuş olan Germuşlu Fuat. Bu safkan favorimizdir. Yine 21 gün evvel üçüncü olan Amor Fatih arkadaşlar burada 1 numaralı safkan ikinci isim olarak yazılması gerekiyor. Ya yani bu koşuda 1 3 yeterli olabilir. Risk almak istemeyenler 5 numara Eymir Fırtınası ve 6 numara Lucky Butterfly'de yazabilirler ama bence 1 3 bu koşu için yeterlidir. Diğer ayaklarda daha fazla at yazmak isteyenler burada 1 3 yazıp e buradaki hani burada riski artırıp diğer ayaklarda riski azaltabilirsiniz arkadaşlar. 1 3 burada yeterli olur diye düşünüyorum. 4. koşu 15 handikap 3 yaş İngilizler 2000 mesafe kum yarışı. 2 numara King of the Night arkadaşlar. 2 dördüncülük, 1 üçüncülük, 2 iki, iki kez birincilik, bir kez de dördüncülük alarak geldi buraya son yarışlarında. 2 numara King of the Night. 4 numara Algoritma arkadaşlar ikinci yazacağımız attır. 3-2-1-2-3 şeklinde geldi son yarış performansında. Ve arkadaşlar bir de bir numara Blenderen de bir numaralı Safkan Mustafa ile start alacak. Son yarış kötü gelmişti karşı bir önceki yarışını kazanmıştı bu isim. Ee, 1-2-4 arkadaşlar burada e, açıkçası e, yazılması en muhtemel olan Safkanlardır. İsteyenler 3 numara Suskun Prens'le e, 5 numara Steel Empire ve 6 numara Robin Empire'la da Yine ilave yapabilirsiniz ama ben burada çok önermem bunu. Yani bence burası arkadaşlar 1-2-4 şeklinde geçilebilir diye düşünüyorum. Diğer isimleri de tabii ki yine düşünceniz varsa ilave etmek için yazabilirsiniz. Özellikle 3 numarasız prens burada avantajlıdır. Geçelim 5. koşuya arkadaşlar. 16 handikap 4 tükör ara patları 1500 mesafe kumpiste çıkacaklar. Arkadaşlar burada sizlere baktığınızda 16 adet safkan olan bir koşuyu da tahmin vereceğiz. Haliyle zorlu bir tahmin süreci olacaktır bu. Ben bu koşu için arkadaşlar bir favori ismim var. Onu söyleyeyim sizlere Nehir'in oğlu. Yani bu safkan 5 yarışta ilk üçün dışında çıkmadı. 8 yaşına gelmesine rağmen son iki yarışını kazandı. Bunun haricinde bir ikinci, bir üçüncülük bir tane daha ekstradan galibiyeti vardı son yarışlarda. Nehir'in ne oldu isteyenler tek. isteyenler arkadaşlar burada bir tane safkanı size rakip vereceğim. Her ne kadar derecesi 1.46 olarak gözüküyor olsa da şurada en iyi derece. Ee, çok özür dilerim orada tabi ona tıklayınca hemen geçmiş oldu. Şöyle göstermek istedim. 4 numara son başak arkadaşlar. Tolga Yıldız da start alacak. 59,5 kiloda koşuyor bu safkan. E, i̇kinci safkan olarak düşünebilir. Ama Nehir'in sanki burada tek olmuş ve yarışı kazanmış gibi diyebiliriz. 16 safkan olduğu için arkadaşlar size burada hani %100 bir banko isimleri demem doğru olmaz, yakışık almaz açıkçası. Ee, diğer atlara e, burada saygısızlık bile olur diyebilir açıkçası. Mesela Uçan Bilgin 15 kilo ver ikinci olmuş. 142 9 olan bir safkandan bahsediyoruz. Yani mesela bu ata ben asla kötü diyemem. Şu anda bu atın da galibiyet şansı vardır. Ee, dediğim üzere arkadaşlar 4 numara Son Başak e, öncelikli rakiptir. 8 numara Nehir oğlu favorimiz. 1 numara Uçan Bilgin 3. at olarak burada düşünülebilir. E, i̇steyenler 8 numarayı tek atabilirler diyorum arkadaşlar. 6. koşu şart 4. 3 yaş şarap atları 1200 mesafe kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada start alacak olan 8 adet safkan mevcut. E, i̇şte burayı mesela biz kesinlikle tek geçeceğiz. Tolga Yıldız birlikte Sultan Yel diyeceğiz arkadaşlar. 2 yarıştır kazanıyor. 21 gün evvel start aldı. 1 24 65 galibiyet elde edecek bir derecesi var. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Mesela 1 23, 22 derecesi olan bir safkan var burada Sultan Beşir. Sultan Beşir arkadaşlar bir hafta evvel koştu ve 7. oldu. Çimde koştu. Daha ilk yarışında 2.ydi. Ya bu safkanla ilgili şunu net bir şekilde belirtebilirim. Evet safkan çok iyi bir safkan ama şu anda yorgun geliyor. Öte yandan Sultan Yel 21 günlük bir arayla gelecek arkadaşlar. 4 numara gürobasını soranlarınız olabilir. Yine 16 gün evvel 8. olmuş bir isimden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir önceki da 3. olmuştu. Son galibiyetiyle arasında uzun bir zaman var. 1.24.75 en iyi derecesi Sultan Yilin zaten arkasında kalıyor gördüğünüz gibi. Ee, bir diğer isim Haşmetlim olabilir. Mustafa Çekbiniyor diyeceksiniz. İyi bir durumda diyeceksiniz. Haklısınız. 21 güne ver ancak bu ismin 5. olduğunu Sultan ise yarış kazandığını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu sebepten türü. 6. koşuda 2 altılıyı da bağlayan belki isteyenler ikisinde de tek geçsin. İsteyenler sadece ikinci de isteyenler sadece birinci de tek geçer. Orası beni ilgilendirmez. 3 numara Sultan Yel tek olarak veriyoruz burada arkadaşlar. 7. koşu şart 4 yamak 2'ye binecek. 3 yukarı İngilizler 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada ben açıkçası bu ekürleri tek geçmeyi çok isterim. Onu belirteyim. Persian Prince ve King is back. İkisi de iyi safkanlar. Ancak biri 70 gün arayla geliyor. Biri de son dönemde biraz bocaladı. Formsuz kaldı. Ama yine de bu ekürü yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ekürünün haricinde 4 numara Petrocelli var burada. E, petrocelli dileyenlere 4 numaralı safkan tek. isteyenler ekürleri ilave etsinler diyorum bu koşu için. Böyle bir önerim var. İkinci altılda 4 numarayı belki tek atmak isteyenler olabilirler bu koşuda. Çok ideal de bir safkanları tek olması için. Ya Bazılarınız için %100 bu at kazandı geldi bile diyebilirsiniz şu andan bile. Ama ekürlerde yazılabilirler buraya. Sürpriz yapabilecek durumdalar çünkü. 8. koşuya geldiğimizde ise arkadaşlar 16 handikap, 3 yukarı İngilizler, 1500 mesafe kum çizeceğiz. 4 numara Anzerbalı. Uzun arayla ilgili olmasına rağmen yazılması gerektiğini düşündüğümüz safkandır. Bu grup içerisinde olduğundan dolayı diyorum. 5 numara Red Justin. Mahmut Turan'la birlikte start alıyor. Bu safkanların da iyi bir yarış çıkartmasını bekleyebiliriz. Ancak arkadaşlar burada hem formda gelen hem son dönemde iyi koşan ve bu mesafede iyi olan bir safkan var. O da 6 numara Çeyirmen Çeyirmen 25 gün evvel 3. oldu. Son yarışlarda bir altıncılık haricinde hep tabela yaptı. Mendip temsilcisi 1.33.95'lik 95lik derecesiyle beraber buradaki en iyi ikinci dereceye sahip. Birinci en iyi dereceye sahip olan Safkan Mürsel Kayışı mühendis ise arkadaşlar bir hafta evvel 7. olmuştu ve 3 yarıştır tabela dışı kalıyor. Bu sebepten türü bu ismi birazcık daha geri planda görüyorum. Ama belli olmaz belli olmaz yani 1500'de fazla yarış koşulmuyor. Bu yüzden mühendise de şans verilebilir. Arkadaşlar 2 numara mühendis 4 numara Anzer Balı, 5 numara Red Justin ve 6 numara Chairman burada en geniş kupondur. Kuponu küçültmek isteyenler arkadaşlar burada 4 numaralı Safkan Anzer Balı'nı ne olur ne olmaz diye yazın diyorum. E, devamında bu belirttiğimiz diğer 3 Safkan'dan ilave yapabilirsiniz. Anzer Balı rahat tempo 1-12-40-26-40 e, şeklinde bir ilmanla geliyor. Ee, burada arkadaşlar belirttiğimiz Çeyirmen mesela çok kalitesini göstermiş irmanda Red Justin yine Akeza öyle. Yani bunlarla ilgili hiçbir şüphem yok zaten bu safkanların kalitesiyle ilgili. Dediğim gibi arkadaşlar 4 numara Anzer balığı ne olur ne olmaz diye yazın. Bir de Ganyanlara bakın. Yani hangisi daha cazipse onu da oynayabilirsiniz burada öncelik olarak. 2, 4, 5, 6 en geniş kupondur. Küçültmesini size bırakıyorum burada. İstediğinizi elersiniz. istediğinizi seçersiniz diyorum. 9. ve sonuncu koşu şartı 3-4 tükarı Arap atları 1900 mesafe kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar Muhammed Mir Bilgin ile birlikte 3 numara Tahir Baba isimli safkan. Son yarışta çimde çıkmasıyla beraber kötü bir performans sergiledi. Fakat daha belki kum yarışlarının performanslarına istinaden burada bu ismi veriyoruz. 3 numarayı yazıyoruz. 5 numara Gürgür Baba arkadaşlar. Görkemiz binecek. 2 yarıştır kötü gelen bir performans var ama bu, bu bir problem değil bence. Safkan kalitesine daha çok güvenmemiz lazım bu koşta yazın derim arkadaşlar bu ismi 6 e, numara Koray son dönemde iyi geliyor arkadaşlar gayet iyi performans var Rus damat kesinlikle yazılsın buraya iküriş e, ile birlikte start oluyor baba deme babam ile birlikte arkadaşlar babam Medet tabi çok iyi bir performans sahipti bir de 127 günlük bir arayla geliyor e, ama Rus damat burada iyi koşacaktır Sur şahini 8 numara e, yazılabilecek bir diğer isim konumunda arkadaşlar iyi bir performans bekleyebiliriz. Bunun haricinde burada arkadaşlar orta son yarış kazanmıştı. 35 günlük arayla geliyor ve bir numara Eymen A tabii ki yine son yarışlarda iyi performanslar sergiledi diyebiliriz. Bir sekizincilik haricinde bu koşuyu bayağı bir geniş tutmak isteyenleriniz olabilir arkadaşlar. Onlar burada yani mesela 1 numara, 2 numara, 3 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara, 8 numara şeklinde arkadaşlar bir kupon yapabilirsiniz burada. Öz Bilden gibi, Golden King gibi belki başka safkanları da yazacaklar olabilir. Çok daha geniş kuponlar da yapılabilir. Ama ben size yine de bir küçük kupon önerisinde de bulunmakla mükellefim burada. 3 numara Tahir Baba, 6 numara Koray ve 7 numara Rus Damat. Benim buradaki sizlere arkadaşlar küçük kupon önerimdir. Genişletmekte verdiğim diğer isimlerle birlikte serbestsiniz diyorum. İsteyen orta isteyen geniş bir ölçekte kupon yapar. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Diğer bir videomuz yine yayındadır. Diyenler seyredebilirler Ankara tahminlerine. Abone olmayı video beğenmeyi dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.